İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün haftanın son günü. Cuma günündeyiz. Hayli hareketli günler geçiriyoruz. Fakat bugün sizlere bütün bu yaşadıklarımızın, yani bu bize işte destan gibi, zafer gibi, müthiş başarı, bütün dünyanın kıskandığı, büyük Türkiye olayı falan gibi anlatılan olayların yanı sıra iktidarın yine çaresizlik içinde muhalefete, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl saldırdığını bir parça anlatmak istiyorum. Çünkü tuhaf bir şey var. Sanki bütün kötülüklerin anası CHP'ymiş gibi bir tavır içindeler. Ve artık şu çok netleşti. Bu iktidarın başı ne zaman derde girse, ne zaman çaresiz kalsa ya da ne zaman bir tür sıkıntı yaşadığını görse hemen muhalefete, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırırken de kullandıkları dil ve üslup hep Cumhuriyet'in kuruluşu ve tabii dolaylı olarak Atatürk'e kadar gidiyor. İşte şimdi bakın gene. Önce Tayyip Erdoğan o büyük zaferi, büyük başarıyı, dünyaya parmak ısırtan o askeri dehamızla ve masada da muhteşem şeyler kazanarak nasıl bir Türkiye yarattığını anlatırken yine Lozan'a döndü. Dedi ki işte Lozan'da dedi, masada dedi çok şey kaybettik falan. Yani lafı şeye getiriyor. Bakın siz Atatürk diyorsunuz ama ben öyle bir geldim ki ülkenin başına, o kadar muhteşem, o kadar güçlüyüm ki masaya bir oturduğum zaman bütün dünyayı karşıma alıyorum. Şimdi bunların böyle olmadığını zaten anlatıyoruz. Bunu artık kamuoyunun da ciddi bir bölümü bunun farkına vardı. Fakat belki de müthiş bir terör gibi hepimizin üzerine çökmeye çalıştıkları için resmi söylem olarak hala insanlar bir parça tedirgin. Canım işte bir başarı tabii ki kazanıldı. İşte elbette ki terör durdu çok şükür falan gibi. Sanki zannedersiniz ki 3 gün öncesine kadar böyle terörden bunalmış insanlar perişan vaziyette de canım hiç olmazsa terör bitti. Canım işte hiç olmazsa Suriyeliler dönecek umudu taşımaya başlıyor. Yani işte mesela bu uğurda biliyorsunuz nasıl bir kampanya yapıyorlar. Adam diyor ki PKK'ya terör örgütü demeyen hala var aramızda. Mesela Cem Yılmaz diyor ve filmleri boykot etmeye çalışıyor. Film çekmiş, vizyona girmiş, gitmeyin sakın diyor, protesto ettiriyor falan. Yani böyle bir akıl tutulması, böyle bir vahşi bir kampanya yürütülüyor. Ama mesela bu arada dikkatimi çekiyor gazetelerde bugün, ben dün fark etmemiştim, Ömer Çelik kalkmış şey için diyor ki, Ömer Çelik dediğim AKP'nin sözcüsü. Şimdi diyor ki, efendim bu mektup var biliyorsunuz, bu mektuba bir türlü cevap verilemedi. Çöpe attık falan dediler. Şimdi orada da tabii ayrı bir komedi var. Ya insan bazen aklı almıyor. Çöpe attık dediler. Amerika'dan mektup gelmiş tam operasyon gününde. Mektup da çok ağır bir şekilde, yani bunu durduracaksın diyor. Ve üstelik daha da ağırı, PYD'nin liderlerinden biri olarak tanıtılan, işte adını tam bilmiyorum ama kod adı işte Mazlum Kobani diye. Bunu Amerika Başkanı general olarak adlandırıyor. General Mazlum'la diyor konuştum diyor. Çok iyi biri diyor. Bana mektup yazdı diyor. Mektubu da ekliyorum diyor, sana gönderdiğim bu mektubu baktı diyor, bak adam tavizler falan diyecek, oturun bunlarla konuşun diyor. Yani bu kadar aşağılıyorlar, bu kadar şey yapıyorlar. Mektuba cevap verilmemiş. O mektup geldikten sonra 6-7 gün operasyon sürmüş, hiç ağızlarını açmamışlar. Sonunda herhalde Amerika dedi ki ya bu mektup yerine mi acaba ulaşmadı, biz sızdıralım deyip bunu kendi medyasından dağıttıktan sonra anlaşıldı ki mektup gelmiş. Birdenbire Ankara, saray, yok efendim biz bu mektubu attık zaten, çöpe attık, karşılığını şey olarak verdik, operasyon olarak. Şimdi böyle devamlı yalan dolan böyle üste çıkma çabası hemen daha anında anlaşıldı. Çünkü arkadaşlar dünyayı düz zannettikleri için saat farklarını hesaplamamışlar belli ki. Efendim bize mektup geldi, biz de buna inat al bakalım deyip operasyonu başlattık dediler. Fakat Amerika'nın 14 Ekim'e daha sonra girdiğini, 8 saat sonra girdiğini unutunca tabii böyle bir enayi bir durum ortaya çıkmış oldu. Fakat bu mektuba hiçbir şey söylemediler. Söylemediler. Bir anda Ömer Çelik kalktı dedi ki, demeden önce tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi grup toplantısında mektubun bir bölümünü okudu ve dedi ki ya Türkiye'ye böyle bir muamele uygulanıyor ve sen buna ağzını bile açmıyorsun. Vay efendim Kemal Kılıçdaroğlu nasıl olurmuş da kürsüden bu mektubu okurmuş. Çünkü bu mektup feci bir mektup, çok aşağılayıcı bir mektup. Bu mektubu almayı, buna muhatap olmayı dert etmiyorlar. Buna verecek cevap bulamıyorlar. Korkudan, bakın korkudan. Çünkü niye? Amerika'yla asla ters düşemez bu iktidar. Ona bir cevap veremiyor. Niçin bunu açıklıyorsun? Bir de benzetme yapmaz mı? Efendim bu adam diyor 17-25 Aralık tapelerini de okumuştu. Yalan onlar sanki. Bunlar yok. Neyse, Ömer Çelik'in cümlesini okuyayım da yanlış bir şey söylemeyeyim. Diyor ki, Türkiye'nin işgal gücü olduğu kara propagandasına imza atanların harekatla bir kere daha mahcup olduğunu. Kim böyle bir şey söyledi? Kim işgalci dedi? Bilmiyoruz ama adam diyor ki bunu diyor böyle bu kara propagandaya en güzel cevabı böyle verdik diyor. CHP lideri bizim açımızdan yok hükmünde olan bir mesajı vuruş konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotu gerçekleştirmeye çalışıyor. Ya bir şey diyeceğim. Hakikaten yani anladık, bu iktidarın aklı tutuldu. Girdiği bu Suriye batağında kendi yanlış politikasını, yanlış stratejik derinliği nedeniyle bu batağın içine girdi. Şimdi çıkamıyor. Perişan vaziyette. Bu çırpınış içinde dönüyor. Kendine şimdi suç ortağı arıyor. Çok yanlış bir şey ve bu iyi bir şey değil. Bakın ikide bir muhalefeti bu şekilde kötülemeye kalkmak. Ama belli ki bu başka bir şeyin hazırlığı. Tekrar muhalefet gündeme geliyorsa, muhalefet tekrar Amerika'nın, Rusya'nın, PKK'nın, PYD'nin onun bunun emrindeymiş gibi gösteriliyorsa bunun arkası başka türlü herhalde gelecek. Bakın ben burada söylediğim zaman gülenler ya da canım işte filan diyenler var ama şu anda Türkiye çok ciddi bir şekilde demokrasisini tamamen yok edecek bir baskın, hatta süper baskın seçime doğru hızla yol alıyor gibi geliyor. Eğer bu konuda bazı parametrelerin kendilerine uygun olduğunu görürlerse hiç tereddüt etmeyeceklerdir. Saray gece gündüz buna çalışıyor. Devamlı araştırmalar yapılıyor ve işte en son yapılan bir araştırmada efendim Cumhur İttifakı, tabii AKP'yi tek başına diyemiyorlar. Cumhur İttifakı yani MHP ile ilan ortaklık %51 nokta bilmem kaçta gözüküyor. Bu da şu demektir: eğer Cumhur İttifakı kendi başına zaten %50'yi geçiyorsa Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı da garanti gibi görülmek isteniyor. Şimdi bu yola gidebilir mi? Evet gidebilir. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Burada iki konu var. Bir, gerçekten hesapladıkları gibi olur ve Tayyip Erdoğan 1,5 yıl arayla bir seçime daha gidip bu seçimi de kazanmış gibi olursa inanın Türkiye cehenneme döner artık. Ondan sonra Türkiye'nin, bu ülkenin düşünen insanları, bu ülkenin muhalefeti, bu ülkenin efendim, aydınları, bu ülkenin sanatçıları, edebiyatçıları, bilim adamları için tam bir kabus başlar. Çünkü bu iktidar tamamen intikama dönük anlayışla, ki eğitimini bile kindar, dindar olarak niteleyen, kendinden başka bütün görüşlere karşı çıkan, eleştiriye asla tahammül olmayan bir iktidar. Ama işte ucu ucuna ya da işte böyle bir takım zorlamalarla iktidarda kaldığı sürece bütün amacına son şey olarak ulaşamayabilir. Ama böyle bir şey yaparsa inanın hakikaten çok kötü olacak. İki, tam tersi de olma ihtimali var. Bakın her şeye rağmen şunu görüyorum. İnsanların bir resmi söylemi var. Bu resmi söylem yoğun bir baskı nedeniyle, dayatma nedeniyle ve hatta estirilen bir milliyetçilik terörü ya da Tayyip Erdoğan'ı destekletme terörü nedeniyle herkes gerçek görüşünü açıkça söylemiyor. Sorulduğu zaman efendim operasyona elbette destek veriyorum. Çok büyük başarı kazandık. Bu Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Muhalefet bu konuda yanlış yapıyor diyor. Ancak ben de görüyorum. Pek çoğunuzda zannediyorum kendi çevrenizde buna tanık oluyorsunuz. Hava böyle hava değil. Bir kere herkes ısrarla sorgulamaya çalışıyor. Ya ne oluyor? Neydi bu terör? Neydi bu tehdit altında olduğumuz? Ne yapacaklardı Türkiye'ye? Devlet mi kuruyorlardı? Devlet kurulursa ne olur? Kurulmazsa ne olur? Bundan sonra kurulacak mı falan? Şimdi bütün bunların içinde yani herkes şaşkın. Çünkü neden? Amerika'yla da çok güzel anlaşma, Rusya'yla da çok güzel anlaşma ama bir anda bunun iyi, şimdi bu tukaka ediliyor. Amerika bir anda devreden sanki çıktı. Gördün mü Amerika deyip Rusya'yla. Ama aynı şekilde Amerika'yla gidip tekrar F-35 pazarlığı, tekrar Patriot pazarlığı yapılacak deniyor. Ve bu da bizlere, kamuoyuna işte diplomasi böyle bir şeydir, devlet yönetimi böyle bir şeydir diye anlatılıyor. Ama bunun çıkmaz yol olduğunu artık herkes görüyor. Bakın zorlama bir takım anlatımlarla, söylemlerle ekonomi çok güzel gibi anlatılmaya çalışılıyor. Efendim emirle faizler düşürülüp iş dünyasına da fevkalade oldu, çok güzel oldu. Evet işte bundan sonra artık Türkiye daha rahat yatırım yapabilecek sözleriyle halkın bir bölümü kandırılıyor. Bu arada işçinin, emekçinin, memurun, dar gelirlerin bütün hakları ellerinden alınıyor. Yağmur gibi zam geliyor. Hani çok güzel bir karikatür vardı bugün Evrensel Gazetesi'nde. Aa diyor, barış pınarı bitti ama zam pınarı başlıyor diyor. Hakikaten bir pınar gibi böyle üzerimize akıyor. Ve bu arada böyle bir takım popülist söylemlerle, efendim çok kazandan çok vergi alınacak, işte lükse kaçanlar bunun parasını da ödeyecekler, tatile gidenler bunun vergisini ödesinler, internetten biraz para kazananlar bunun da vergisini ödesinler gibi böyle ilk duyulduğunda kulağa hoş gelen ama popülizmden öte gitmeyen bir takım yan unsurlarla da halkın cebinden daha da çok para almaya ve durumu idare etmeye çalışıyorlar. Nereye kadar? Bakın Türkiye büyük bir açmaza gidiyor. Söylenen hiçbir şey artık doğru değil. Suriye'de kazandık deniyor, kazanmadık. Suriye'de terörü önledik deniyor, önlenmedik. Suriye'de terör koridorunu kapattık deniyor. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü 3-4 gün sonra, yani şu 150 saatte olduktan ve belki de Ruslarla 2 tur atıldıktan sonra diyecekler ki tamam, artık bu ülke toprak bütünlüğüne saygı gösterin, çıkın. Ama onunla beraber o Özgür Suriye Ordusu ya da bizim son taktığımız isimle Milli Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu, her neyse, böyle bir kafa kesen, adam yakan, karın deşen bir örgütü de bizim başımıza musallat edecekler. Daha doğrusu bizim başımıza bırakacaklar ve Türkiye'yi belki de bir savaş suçlusu durumuna bile düşürecekler. Önümüzdeki günler bu anlamda iyi değil. Ama bunun içinden mutlaka ve mutlaka çıkacağımıza ben bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin insan kalitesi, insan niteliği, iyi düşünen, üreten, bilimle, sanatla, kültürle, edebiyatla aşırı neşir olan, yani fikren ve madden bu ülkeyi omuzlarında taşıyan, kuru kalabalık etmeyen o muhteşem kesim, o laik, demokrat, sosyal hukuk devletine inanan Atatürkçü, medeni kesim mutlaka ve mutlaka Türkiye'yi omuzlamaya devam edecek ve aydınlığa çıkaracaktır. Bundan hiç umudumuzu kesmeyelim. Bugün söylenen bir takım yalanlara, sahte sözlere, popülizme prim verilmezse, siyasi çözüm için herkes el birliği yapar ve siyasi partilere de destek olursa biz bu badireyi rahatlıkla atlatacağız. Bundan emin olun. Evet, iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı, artık salı günü. Ben diyorum ki cumadan itibaren herkes evlerine bu büyük günü kutlamak için bayraklarını assın. Bütün Türkiye'yi bir gelincik tarlasına çevirelim. Ve salı günü de Cumhuriyet Bayramı'nı hepimize yakışır biçimde büyük bir coşkuyla, büyük bir şevkle, aşkla kutlayalım. Hepinize iyilikler, esenlikler ve iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ederim.